Herkese merhaba arkadaşlar, ben Aydoğan Aykanat, Hardware Plus'a hoş geldiniz. Bu videoda 4K TV nedir değil, direkt oyuna yönelik özellikle Xbox One X ve PlayStation 4 gibi keza PC oyuncuları da varsa televizyonda arada oynayabilecek ya da sırf onun için televizyon seçen varsa monitör değil de onlara yönelik bir rehber olacak. Nedir ne değildir'e girmeden direkt şu özelliklerin olması sizin işinize yarar diye de bahsedeceğimi söyleyerek başlıyorum. İlk olarak bahsetmemiz gereken şey kesinlikle bir televizyonda aramanız gereken, olması gereken özellik herz miktarı. Oyunun akışkan bir şekilde gösterilmesi için minimum 60 Hz olmak zorunda ki bunu zaten bütün televizyonlarda söylüyorum. Hani giriş seviyesinde de bence 60 olmalı ama 45'ler falan kabul edilecek olsa da eğer oyun için istiyorsanız 60 zorunlu. Neden? Çünkü 60 Hz hızındaki görüntüden düşüğü sizin oyun zevkinizi baltalar. Görüntüde biraz kaymalar meydana gelir ve yani zevkli bir oyun ortaya çıkmaz. O yüzden bu 60 FPS dediğimizi karşılaması için de ekran yenileme süresi, doğrusu da bu sonunda bulmuş olduğum 3. videoda aklıma geldi. Ekran yenileme süresinin 60 Hz olmasına, daha yüksek olursa ki bu 120, 240, 960'a kadar çıkıyor. Ne kadar yüksek olması sizin açınızdan o kadar iyidir. Bir de bahsetmem gereken input lag olayı var. Bu da aslında gecikme süresinin önemi. Input lag'i çok düşük olmalı ki bu noktada farklı bir çözüm daha var. Ondan da bahsedeceğim sizlere. Input lag süresi, yani bu milisaniyede özellikle şeylerde bahsedilir, monitörlerde 5 milisaniye, 1 milisaniye falan gibi. Bu milisaniye süresini özellikle sormanızı ya da internet üzerinden kullanıcı kılavuzundan falan filan araştırmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü yüksek input lag'i olan televizyonlar sizin konsoldan gelen görüntünün işlenilmesi, aktarılması vesaire gibi uzun uzun bir süre anlamına geliyor. Bu da sizin özellikle oyun için, yani ben işte şu an için ne var? PlayStation 4 Pro aldınız. Horizon Zero Dawn'ı ya da çıkacak olan God of War'u vesaire 4K oynamak istiyorsunuz. Ya da Xbox One X aldınız. Abi ben o kadar şey almışım, 4K bir televizyon da alayım, Forza'yı efsane oynayayım diye düşünüyor olabilirsiniz. İşte bu noktada input lag'in çok düşük olması, Hz'in de mümkün mertebe yüksek olması, minimumda da 60 olması gerekiyor. Böylelikle en azından sizin o oyun deneyiminizi özellikle online seviyorsanız input lag önem arz ediyor. Çünkü yüksek olursa görüntü size geç geliyor. Kontrolcü, o kol dediğimiz kol bozukluğu muhabbetindeki kolun verdiğiniz tepkilerde geç kalıyor olabilirsiniz ya da görüntü geçişlendiği için anlık tepki veremeyeceğiniz için de oyunda bir anda fark etmedim ya bu kafamdan kim vurdu dediğinizde aslında bunun sebebi internet bağlantısı olduğu kadar input lag'de olabilir diye de bahsedeyim ve gelelim diğer konumuza. Televizyonda bu input lag'i düşüren detaylardan biri eğer yoksa, aldınız oyun için oynayacaksınız ama bu sıkıntı yaşıyorsanız, hemen hemen artık her 4K televizyonda oyun modu diye bir mod var işte. Aldığınızda, oyun modunu aldığınızda bir görüntünün hafif bir renginin düştüğünü görürsünüz. Bunun sebebi nedir? Oyun modu aslında bu input lag'i düşürür. Nasıl düşürüyor? Görüntüyü daha hızlı işleyerek, üzerinde uzun uzun uğraşarak değil. Neden? Aslında şöyle bahsedeyim size. Elimde bir tane işte iPad mini var. iPad mini bana geliyor. Size bu iPad mini'yi teslim etmem lazım. İşte güzelce paketlemeye çalışıp işte her yerini bantlayıp üzerine bir de çiçek koyup verme sürem. Evet, görüntü çok daha iyi gelir size, daha güzel şık bir kutu gelir ama süresi uzar. Ama sadece gelip bir tane poşete geçirip ya da işte üzerini kapatıp ne diyeyim gazeteye sarıp verirsem, elinize gelen ürün aynı olsa da, aynı ürünü ben size teslim ediyor olsa da, görüntüsü biraz daha kötü olsa da daha hızlı teslim etmiş olacağım. Input lag, yani oyun modu aslında budur. Hani görüntüyü fazla işlemeden size sallar çünkü önemli olan ne kadar hızlı işlerse, daha doğrusu ne kadar hızlı size gönderirse o kadar iyidir. Bu yüzden de oyun modunda görüntü kalitesi biraz düşmesine rağmen özellikle online oyunlarda gecikmeyi neredeyse sıfıra indirdiği için siz kontrolcüde bastığınız tuşun anında cevabını karşıda görürsünüz. Bu yüzden oyun oynarken, özellikle online oyun oynarken konsolda kesinlikle televizyonunuz destekliyorsa input lag'i düşük olmasına rağmen oyun moduna alın. Last of Us 2 gelecek mesela, onun grafik kalitesi de mükemmel görünüyor, ya da God of War gelecek. Online olmayan single play'li oyunlarda
oyun modunuzu almanıza pek de gerek yok. En azından o görsel şöleni yaşayabilmek açısından normal modda tutmanız daha iyi olabilir. Sinema vesaire modlarını da o sırada izlediğiniz içeriğe göre de değiştirebilirsiniz. Input lag ve oyun modu olayımız böyleydi. Bir de gelelim iç muhabbetine. Zaten giriş seviyesinde ve diğerinde de bahsettim. Minimum 50 inç olması, televizyonun 4K görüntüyü size doğru aktarabilmesi daha canlı. Çünkü dediğim gibi hani şu ekranlarda genellikle 720p ya da telefonlardan bahsedelim. Sonuçta bu kanalda eğer zaten aboneyseniz telefonlar hakkında çok fazla bilgi alıyorsunuz ve siz de takip ediyorsunuz demektir. Telefonlarda bildiğiniz gibi mesela Huawei ve genellikle Sony gibi markalar, XZ Premium'u dahil etmiyorum, Full HD ekran kullanılır. Niye? Zaten 5.5 inç ufacık yani el kadar ekranda 2K, 4K'yı sunmak, evet yine de bir canlılık katsa da size o sırada çok büyük fark yaratmaz. Niye? Çünkü 2K dediğimiz, 4K dediğimiz görüntüler için daha geniş ekranlar daha iyidir. Full HD'de büyük ekranda kötüdür. Sonuçta şu ekranda siz iyi bir şekilde Full HD'yi görebiliyorsanız bu ekranın büyümesi kalitenin de yavaş yavaş düşmesi anlamına gelir. Bu da aklınızda bulunsun. Bu yüzden 4K televizyondan bahsederken de büyük ekran olması minimum 50. Benim tavsiyem 55 inç. Bütçeniz varsa çok daha büyük ekran almak çok daha iyi bir görüntü getirir. Ki bu noktada odanın büyüklüğü de önemli. Onu da burada bahsetmiş olayım. 55 inçte yani benim tavsiye ettiğim ekran boyutunda 1,5 metre uzanda olmalısınız televizyonun en az. Bu hatta 2 metre falan olursa biraz daha iyi olur. Mümkün mertebe tam karşıdan bakmaya çalışın. Bu panel teknolojilerine göre değişmese de hani deneyimi size aktarması açısından tam ortadan televizyonun yüksekliğiyle sizin yüksekliğiniz aynı seviyede olacak şekilde mümkün mertebe ayarlayarak oyun deneyiminizi 4K televizyonda, 4K bir oyun konsolu ya da bilgisayarınızla çok daha üst seviyelere taşıyabilirsiniz. Gelelim artık yine konsollarda duymaya başladığımız özellikle bize de çok daha iyi bir oyun deneyimi sunan detaya nedir? HDR 10. Daha doğrusu HDR'dan bahsedelim. HDR bildiğiniz gibi High Dynamic Range yani yüksek dinamik aralık demek. Bu da görüntünün size çok daha canlı, kontrastların çok daha yüksek, beyazların daha beyaz, siyahların daha siyah. Hani o çamaşır reklamlarında derler ya. Aynı şekilde gerçeğe çok daha yakın, hatta gerçeğin biraz daha fazlasında olmasına rağmen göze hoş gelen bir detay da sunuyor. Bu da bu yüzden oyun deneyimini çok daha iyi, çünkü oyun aynı zamanda bizim için bir görsel şölendir. Görsel şölen olan şey de görsellik ne kadar iyiyse bu o kadar iyi olacak demektir. Bu yüzden tavsiyem de HDR 10 ya da Dolby Vision teknolojisini kullanması. Eğer bir konsola sahipseniz ki bu dediğim gibi PlayStation 4 Pro olabilir, Xbox One X olabilir çünkü başka 4K destekleyen en azından bu videoyu çektiğimiz tarihte yok. Onların her ikisinde de HDR 10 desteği var. HDR 10 destekli bir televizyon bulmanız sizin işinize daha fazla yarayacaktır. Gelelim bir de şimdi her zaten videoda gireceğim detaylardan biri olan portlar. Portlar nedir? Yanlardaki ya da televizyonun arkasında bulunan girişler. Bu girişler çoğu zaman sizin açınızdan minimum 2 port olmalı ki zaten HDR 10 olmalı, 55 inç olmalı gibi dediğim özelliklerde o portlar büyük ihtimalle 4 port olarak karşınıza çıkacak. Ama burada yine dikkat etmeniz gereken nokta en az 2 portta ki benim tavsiyem budur. 1 de olabilir de 2 bizim için daha iyidir. 2 portta HDMI 2.0 A ya da B, mümkünse B standardında görüntü desteklemesi. Bu nedir? 4K videoyu o HDMI portundan HDR destekli bir şekilde alabilirsiniz demektir. Bu görüntüyü de sonuçta şimdi televizyonunuz HDR destekli, elinizdeki işte Xbox One X'iniz var ya da PS4 Pro'nuz var, o da HDR destekli ama takıyorsunuz HDR desteklemiyor diyor. Bunun iki sebebi vardır. Bir, yanlış porta takmışsınızdır çünkü porta dikkat etmeniz lazım. Özellikle kullanım kılavuzunda bu yazar hangi portta hangi standartları desteklediğini. HDMI 2.0 A ya da B, yanında da zaten özellikleri yazar işte HDR 10 desteklidir diye televizyonunuzda bu destek varsa eğer. Bunu seçerek o porta takarak ve yine o destekli HDMI kablosu yani dışarıdan aldığınız 5-10 liralık değil de genellikle ya televizyonun içinden çıkan da vardır. Hadi belki uygun olsun diye onu koymamış olabilirler.
konsolunuzun orijinal kablosunu burada kullanabilirsiniz. Televizyon bağlayacaksanız da dışarıdan araştırarak, biraz daha fiyatı tabii ki yüksek olacaktır. Ama HDMI 2.0B standardı, HDR 10 destekli falan filan diye aratarak bir kablosu bulup kullanabilirsiniz. Bu sayede de çok daha iyi görüntü, inanılmaz iyi bir farklılık göreceksiniz. Hatta bu farklılığı anlamak için bir tane Full HD monitöre ya da televizyona takıp oynayın. Ardından 4K HDR destekli bir şeyde, 4K HDR destekli bir oyunu oynadığınızda çok ciddi farklılık olacaktır. Ondan sonra zaten buna dikkat etmek gereksinimini anlayacaksınız diyelim. Ufak bir detay, hani bu benim oyun deneyimini arttırması için söyleyebileceğim bir şey de optik ses çıkışı. Bildiğiniz gibi optik ses çıkışları yine konsollarda bulunuyor. Kırmızı renk olur zaten, bir ışık saçar. Bu da zaten optik kablolar üzerinden, bildiğiniz fiber optik kablolar üzerinden, yani cam üzerinden ışığın geçmesiyle veri aktarımıdır. Bu da sesi inanılmaz yüksek seviyeye çıkartır. Optik ses çıkışı varsa gerek Dolby'nin gerek farklı firmaların sağlam ses düzeyi sunan hoparlörleri kullanması, en azından bir 2+1 içinde ses sistemi olması, basının olması oyun deneyiminizi arttırır. Optik ses de konsollarda ve yeni nesil o üst seviye televizyon bilgisayarlarda optik ses çıkışı olduğu için zaten iyi gelen görüntüyü bir de iyi gelen gerçekçi bir sesle aktarılmasına sebep olur. Daha doğrusu işinize yarar. Ya çok da önemli değil diyorsanız seçmeyebilirsiniz ama en azından seçerken bir optik ses çıkışındaki ses aktarım farkıyla normal düz HDMI üzerinden aktarılan ses farkına bir bakın derim. Ciddi oranda farklılık olduğunu göreceksiniz. Özellikle televizyonunuzun ses sistemi içindeki hoparlörleri iyiyse. Buna da zaten dikkat etmeniz keyfi bir detay olsa da bence önemli. Sonuçta eğer ayrı bir kabininiz, işte ses sisteminiz 5+1 olabilir, 2+1 olabilir, yoksa ya öyle bir şey edinmek ya da televizyonunuzun en azından bu seviyede iyi bir ses sunması, kaliteli bir ses sunması oyun deneyiminizi arttıracaktır diyelim. Bunun dışında kontrast oranlarına bakarak ne kadar yüksek kontrast soruyorsa, ki 1 milyona 8 milyona falan çıkan kontrastlı televizyonlar var yine ekran kalitesinde. Ne kadar yüksek olursa bu da iyi anlamına gelir. Ama zaten şöyle bir detay var. HDR 10 destekliyorsa, HDR destekliyorsa haliyle kontrastı yüksek olmalıdır. Ama siz HDR 10'a gerek yok diyorsanız da kontrast oranına bakarak bilmem kaça bilmem kaç diye, zaten bilmem kaça 1 diye yazılır. Onun yüksek olmasına dikkat edin. HDR kadar olmasa da görüntü kalitesini yükseltecektir diyerek, eğer siz bir oyuna odaklı televizyon alacaksanız Direct LED ya da Full LED. Full LED de zaten Edge LED ile Direct LED'in birleşimi, yani hem yanlarda üstte hem de tam arkasında şey olduğunu gösterir. Bu yüzden de en azından hani yine kullanım kılavuzuna bakarak ya da internetteki o teknik özelliklerinin tümünü göster diyerek arkadan aydınlatmanın ne olduğuna bakabilirsiniz. Edge LED'i tavsiye etmiyorum bu seviyede. Çünkü dediğim gibi yanlardan verdiği için o oyundaki fazla ışık patlamalarında görüntü kötüleşebilir. O yüzden Direct LED ya da bütçeniz yetiyorsa Full LED deneyebilirsiniz. Bir artı olarak, bu zorunlu değil, tamamen keyfi bir şey. Arkamda zaten sadece Philips'lerde olan Ambilight kısmı. Ambilight'ı tercih edebilirsiniz. Niye? Çünkü ben özellikle bu Philips monitör, daha doğrusu monitör diyorum her zaman, ekranını ile Xbox One S testi yaparken özellikle ortamı karartıp denedim. Arkadan o ışıkların çıkıp bir de bunu oyuna uygun bir şekilde, işte oyunda mesela ekranın sağ tarafında bir patlama oluyorsa, sol tarafı yeşillikse sol tarafa yeşil ışığı, sağ tarafı o patlama efektiyle beraber kırmızı ışığı verdiği için sanki oyun ekrandan çıkıyormuş gibi biraz daha böyle yapay bir 3D havasında şey sunuyor. Bu da gerçek manada oyun deneyiminizi arttırıyor. Bu konuda eğer sizin hani merakınız varsa gerek internetten videolara bakarak gerek kullanan kişilere sorarak seçim yapabilirsiniz. Ama bu tamamen keyfi bir seçim olduğunu da belirtelim. Çünkü sadece Philips'te bulunuyor ve diğer markalarda bulunmayan bir özellik olduğunu da belirtmiş olarak bu videomuzun da sonuna gelelim. Bu videodan sonra da bir de işte üst seviye, yani fiyatına bakmadan, abi ben 4K televizyon alacağım, para önemli değil,
bütün her şey olsun. Yani ne olabilir artık, neyi seçebilirim? Yani sonuçta gidip en pahalısını almak değil de benim işime yarayacak özellikleri arıyorum diyorsanız da ona da açıklama bölümünden gidebilirsiniz. Eğer daha yayınlanmamışsa daha yoktur zaten. Ama yayınladıysak açıklama bölümünde bulunuyor diyelim. Siz kendiniz bir 4K TV almış olabilirsiniz. İşte oyun için kullanıyor olabilirsiniz. Ya şu detayı var benim hoşuma gitti. Ya da şu yok ama keşke olsaymış dediğiniz özellikleri yazabilirsiniz. Sizin merak ettiğiniz ya şu özellik bizim işimize yarar mı dediğiniz ya da benim bahsetmiş olmadığım bir şey olabilir. Benim atladığım ya da bilmediğim. Bak bence oyun televizyonunda şu detay da önemli Aydoğan bundan da bahsetmeliydin dediğiniz varsa da yorumlar bölümünden aktarabilirsiniz diyelim. Başka bir Hardware Plus videosunda da görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.